Efendim merhabalar, uzaylılar hoş geldiniz. Barış'la birlikte Dünyayı Kurtarma serüvenimiz sürüyor. Barış hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Şimdi hoş geldin, sen tabii hoş geldin ama durum hoş değildi. Hatırlıyor musun abi en son bıraktığımız noktayı? Evet abi. Yani şimdi ben bir izledim de bak sana da hatırlatayım karanlık günlerimiz niyeymiş. Bir kere geçen oyunda biz bir iki tane görevde bir şeyler beceremeyip çok demoralize olmuşuz. Sıkıntılar olmuş. En son Karlof Çavuş'u kurtardık. 4 engineer sayılan bir herifi kurtardık. Evet. Şeyden Japonya'daydı. Ya Rusya'daydı. Ama Necia'yı verdik karşılığında. Doğru. Ve çok kaybımız büyük tabii. Hemen kendisini alalım buradan. Koskoca Necia 7 mission 13 kill Lieutenant. Lieutenant'tı değil mi? Öldün tabii. Daha kaptanımız yok. Maalesef. Bir subayımızı kaybettik. Karlof Çavuş bunun bedelini ödeyecek. Burada 4 engineer olarak Necia'nın kaybının bedelini, karşılığını alırız inşallah dedik. Ondan sonra da abi demişiz ki durum pohtır. Çünkü konuşmamızın özeti şu aldığım notlarda. Bradford ne yapıyorsun? Abi para sorunumuz ciddi. Çünkü demişiz ki Güney Amerika'yı seçmişiz kendimize kolay cover edelim diye. Ama uçak problemini unutmuşuz. Oyun oynamayı unutmuşuz aslında. Stratejik tarafı unutmuşuz Barış biraz. Evet. Dolayısıyla bu küçük kıtayı cover etmişiz ve işte hani ne kazandıysak kazanmışız şeylerden. Neydi o? Power facility'lerden bilmem nelerden filan. Abduction'lardan da daha çok para geliyormuş. Ama buna karşılık aldığımız para yetmiyor. Ve tek umudumuz olan Asya deyip bırakmışız. Asya'yı cover etmek için uçağımız yok. Uçak çok pahalı filan falan. Bunları tespit etmişiz en son. Yani çok fena bir döngüye girdik orada. Evet, evet. Gerçekten batıyor yani. Böyle bir bataklığın içindeyiz. Evet. Ve o uçaklar para kazandıramıyorlar. Aslında Umut onu güzel söylemişti. Bu uçakları, UFO'ları patlatıp durdukları için para kazanamıyoruz UFO'lardan. Bu da bir problem. Ciddi bir problem yani. Bu uçaklar para kazandıramıyor ama sürekli para harcıyor. Problemini çözmenin bir yolu yok. Daha çok para kazanmaktan başka çaremiz yok. O da riske girip Asya'ya doğru gitmek demişiz. Risk dediğimizde askerlerimize şimdi Temmuz ayının sonlarındayız hatırladığım kadarıyla. 20 Temmuz. Ağustos ve Eylül boyunca size yeni oyuncak yok. Elinizdekilerle idare edin. Hatta sen onlara da iyi bakın kırmayın demişsin. Satellite uplink, satellite ve uçağa gideceğiz. Elinizdekilerle idare edeceksiniz çocuklar demişiz. Başka da bir çözüm benim aklıma gelmiyor. Daha çok kazanmak dışında. Yok hani her gün Konsey Mission ne bileyim düşen uçak kendi isteğimizi ayarlayamayacağımıza göre evet. Yapacağımız bu. Emin olabildiğimiz tek şey bu yani. Aha işte Control Your Fate kısmında biz bunları yapabiliriz. Bir de zaten bunlar şey hani ekstra bir plan böylece daha çok para kazanalım değil. Zaten cepten fena yiyoruz. Hani evet, eksiden evet. Sıfıra varmak için bu. Artıyı iki ay sonra düşüneceğiz. Artıyı Ekim ayı başında düşünebileceğiz. Gerçekten önce cepkenin deliğini tıkamaya çalışıyoruz. Yani şu anda gemi su alıyor abi. Görülüyor evet, bu yani. Hani 300 parayla dönmez. Dönmüyor. Dönmüyor. O yüzden kredi çekip, krediyi de çocukların kaderinden çekiyoruz. O askerlerimizin kaderinden kredi çekip, o krediyle Asya'ya uplinkler, satellite'lar ve uçaklar yapacağız ve çocuklar ellerindekilerle idare edecekler. Bu arada evet. Lütfen sayın pilotlar şu UFO'ları patlatmayın Allah aşkına ya. Yani evet. girip o satellite şeyleri, UFO bilgisayarları falan satabileydik bu hikaye başka türlü olacaktı yani. Pilotların metal müzik dinlemesi yasaklansın kesinlikle, chat çok doğru söylüyor. Gaza geliyorlar abi burn baby burn diye. Pataküte UFO düşürüyorlar ya. Düşüreceksiniz havada patlamayacak. Usturuplu düşürün şunları. Barış'cığım, evet başlayalım istersen bu özetten evet, sonra, evet bu abi. Karanlık aha. Özetten sonra birazcık iyi gitsin ya. Birazcık iyi gitsin ya. Repair'ler falan. Alien Computers Research ediyoruz. Ha buradan tabii Asya'ya eğer para yettirebilirsek nasıl olacak bilmiyorum ama Nexus'la acaba yapar mıyız diye ay sonunu bekliyorduk. Cebi her şeyi neyimiz var neyimiz yok satıp XCOM üstünü belki şey yapıp mortgage edip Nexus yapmaya çalışırız yani. O en azından geleceği rahatlatır birazcık daha. Evet. Evet. Peki. Yani. Dünyayı döndürüyorum abi. Döndür abi. Döndürdüm. Satellite yaptık. Keşke hep böyle olsa. Hep döndür, böyle. Döndür satellite. Döndür satellite.
Satellite kolay abi, uplink zor iş. Bir dahaki ha bu arada Nexus için daha da power isteyebilir. Bizim power'ımız ancak uplink'e yetiyor olabilir şu anda. Bakalım. En kötüsü bundan sonrakini Nexus yaparız artık. Diye diye ömrümüz bitti. Halil Kartıçalı izinden döndü. Nereye gitmişti Halil? O şey, UFO'nun etrafında zılgıt çekerek dönüyordu. En son orada görmüştük galiba Halil'i. Almanya diyor. Almanya diyor. Raven 5 geriye döndü. Alloy ver, Engineer vereyim diyor. Şimdi abi Alloy ver. Zaten Alloy'la ne yapacağız ki? Ver o yüzden. Ama Engineer'lar parayı düşürüyorlar mı onu da bilmiyorum. Belki de düşürüyorlardır. Ucuzlatıyorlardır. Yani zamanı düşürüyorlar ama para. Bilmiyorum ben de. Ama zaten Alloy kullanmayacağımız günler geliyor. Satellite uplinkler, satellite'ler ve uçaklar Alloy istemiyorlar çünkü. Bu sebepten veriyorum ben bunu. Ne dersin? Beraber Verdim. 133'e 16 Evet. %10'unu işte Meksika'ya onun verdik. için Abi vermiş. artık gerçekten sineğin yağını çıkarmaya çalışmamız lazım. Bu tasarruf tedbirleri çok kritik yani. Repair'ler geliyor abi. Gelmiyor. Hay, UFO arıyor. Güney Amerika'da UFO arıyor bu arkadaş. Şimdi Abi. bakınız, bunu bir kere durdurmak zorundasınız. Zaten de ayrıca patlatmadan. Mümkünse. Barış, bir şey söyle şunlara. Usul usul. Usul usul. Sakin. Sakin bir klasik müzik eşliğinde gidin. Metal değil. Bu da kalkamıyor, değil mi? Phoenix Canyon'a gitmiyorum bu yüzden abi. Avalanche'da gidiyorum. Balanced. Evet. Dengeli abi. Sakin, Ne patlat ne uzak kal. Sakin. Sakin. Sakin bir müzik. Sakin. Bakalım sakin mi çalıyormuş. Trak da var. Videomuş bu Barış. Bir daha vurdu. Hafif yaralandı. Barış, onun medium olduğunu görmediğimize inanamıyorum. Lütfen biraz daha konsantrasyon ikimiz için de. Abi Ha yok abi, şundan. Üzerinde medium chat demiyorsun. var. Üzerinde chat duruyordu galiba. Abi ben chat'i görmüyorum. Medium Ha. yaz. Medium Yazıyormuştur. vallahi görmedim. Yazıyormuştur. Abi Bak. şimdi Medium Aa yazıyor. yok, hiç Görmedik yani. yok ya. Medium yazıyor. Phoenix yanını da kaldırmak zorundayım. Evet. Zaten Defansif kaldır bari. defansif kalk. Bir iki tane vur. Aman demeyeceğim. Sakin. Sakin derken bu arada göreceğiz. Abi ne belaymış. O uyduyu düşürme abi. Ne olur düşürme o uyduyu. Bak bunda uyduyu. Allah. Sakin. Bir bakalım. Vurmadı. Vuracaksın ama. Vuracaksın ama. Vuracaksın ama. Çektim uçağımı zaten. 2 ay yok ama bayağı bir demiş vurdu gibi geliyor bana. Bu kadar demirciyi bir de uçağı kaybedersek çok kötü olur. Şey, UFO'yu kaybeder. Aman uyduyu kaybedersek. Uçak, UFO, uydu hepsi U ile başlıyor. Ben bunları hep yanlış söylüyorum. Abi yapacağım hiçbir şey yok. Kalmadı bir şey elimde. Yani. 47 dedi zaten. Bunu kesip mek yapalım bu herifi. Of. 47 nedir abi? Evet. Bakalım ne olacak. Bravo. Oh. Yedek UFO'yu atacağım oraya bu ayın sonunda, başka düşürmezlerse. Evet. Bir uçak, bir UFO kaybettik. Bir uydu kaybettik. Çünkü o uçağı da kaybettik yani. 400 para kaybettik az Evet. önce. Evet abi ya, bu sebepten hani Umut demişti galiba, uçak yerine bol bol uydu yap. Bunlar düşürdükçe geri at. Galiba Hani ya. Galiba. Galiba. Uçak yapma abi. Uçak yapma. Aynı para uçakla UFO. Düşürürlerse yenisini yap. Her ay bir iki tane yedek UFO'ya uydu yap, koy kenara. Uçak uçak uğraşmayalım ya. Evet abi, hani bir işe Çünkü bir yaramıyorlar işe ki. yaramıyorlar çünkü gerçekten. O yüzden uçak yapmayalım biz. UFO yapalım. Ama UFO yapalım. UFO yapalım. Research edin şunu, UFO yapalım. Al. Item repair'ler yaptınız. Ne oluyor? Repair'ler yapıyor. Computers geliyor. Barış da döndü geriye. 4 lazer silahından 3'ünü sana vermem. Hayır. Git buradan. Corporal, Morporal. Benim çocuklarım bana yeter zaten. Yeter derken ölüyorlar. Aha, abduction.
Heh. Ayın sonu abduction güzel. Bu iyi bak. Bu iyi bak. Evet. Ne diyor? Light diyor. Barış. 160 para. Önemli bunlar. Evet abi. India'daki paniği düşürecek hem de. Bu da önemli. Belki o zaman India dışında başka bir yere atarız. Asya'yı kontrol etmemizi sağlar belki. Abi hadi bakalım bir takım kuralım gelelim. Efendim hazırız. Hindistan'da urban bir çatışmaya gidiyoruz. Ve iner inmez çatışma başlayacak diyor. Senin Muton'un omuzlarına indireceğim dedi. Biz de dedik ki iner inmez çatışmaya başlamak için elimizde zaten iki tane subay kaldı. Barış daha kontrollü ve overwatch yaptığımız mission'larda lazım. Halbuki Umut iner inmez flashbang the smoke'tu gerekebilir. Madem çabuk başlayacak çatışma Umut'u aldık. Yanına iki tane gunner verdik. Aslında sniper almadık. Ve uzun menzilli gunner'dan da çekindik aslında. Çünkü hareket etmemiz zor. Açılışta deploy olamadan çatışmaya girmemiz söz konusu olabilir. Ama ona rağmen lazer silahları boşa akıyor. Demiştik en son Barış. O yüzden evet. Aldım. Öne Umut Doğan çıkıyor. Tank gunner'ımız kendisi. Arkadan Tuna Erçetin tektonik support gunner olarak yardım edecek. Mehmet Gülüşen aldık. Roket atacak her yere. İki roketi bir tane shredder var. Ama yetmez o kadar patlama dedik. Fasih Sayın da aldık. Hiç de geliyor. Engineer başına. Hem shotgun'ıyla hem de patlayıcı bombalarıyla. NCA'yı kaybettiğimiz için arkadan yeni infanteri yetişmesi önemli. O yüzden Sinan Atamer geldi. Bir infantryman olarak görev yapacak. Takımı böyle kurduk. Kırmızılarımız var. Öne basıyoruz. Bir tane de rookie'miz var. Bir tane de rookie aldık. Onun da elinde arc thrower verdik. Garbin verdik ve hafif zırh verdik. Koşup etrafta şey toplamaya, alien toplamaya çalışacak. Light'a güvenerek. Ölmez de sağ kalırsa kim olduğunun randomını atacağız. Light görev ama tepelerini atladığımız için kolay olmayacak. Arkadaşlar yaralanmadan, berelenmeden, özellikle silahları damajlamadan sağ salim gidin, sağ salim dönün. Hem 160 parayı getirin bize hem de India'nın paniğini lütfen rica ediyorum şey yapın. İner inmez çatışmaya hazır olun. Hadi bakalım gazlarınız mübarek olsun. Abi pek alışık olmadığımız bir haritaya indik ve Skyranger'dan çıktısı da inmediler. Sessiz sessiz yaklaştılar. Nedenini bilmiyorum ama bir acayip oldu yani. Aha. Haritanın bu köşesindeyiz. Polisler bize eşlik etmişler sağ olsunlar. Biz de bu kamyonla geldik herhalde. Ve bu harita hayal meyal hatırlıyorum. Bu special bir mission'da Çin'de. Asya haritası ve küçük bir harita. Bir mezarlık abi bu. Ha okey o şeyin Çinli olduğu. Çinli special plot mission'ın olduğu şey. Aha. Mezarlık okay. Çok büyük olmayan bir harita. Allah'tan köşedeyiz. İki tane açı var. Şuralardan içeriye bakabiliyoruz. Şurada şöyle bir teras gibi bir yer var. Savunulabilir gibi görünüyor. Solumuz yol tarafı daha açık. Daha tehlikeli. Bizim en sabit kalması gereken adımımız Tuna. Tuna'nın sabit bir yerde durma en güzel yerde şura. Tuna için veya bura. Herhalde. Yani oraya, şuraya mesela Tuna'yı şu noktaya yerleştirmeyi başarırsak Special Mission'ın haritası abi Sinan. Special Mission haritasında abduction geldi. Tuna'yı buraya ulaştırmak, onu korumak üzere bir bölümümüz şuralarda, buralarda, şurada heavy cover'lar var. Bir bölümümüz de şuradaki terasta şeklinde deploy olup gelin ulan diye bağırarak etrafa ateş etmektir umudum benim. Ve bu mezar taşları da cover vermek açısından birazcık zayıflardır diye hatırlıyorum. Kırılırlar yani lazerle. Evet abi full cover gösteriyor ama hemen kırılır. Ama dağılır evet. O yüzden rakip inşallah onlarda olsun. Şimdi bütün bunlardan önce bizim scout'umuz yok. Overwatch bozmakla uğraşmayacağız gibi görünüyor. Komutanım sen tabii öne çıkma da rookie her şeyi senle başlayacağım. Şu köşeden şuradan diyor bak içeriye de bakacağım. Biraz daha şeyi görürüm diyor. Bak bakayım ben orada mıyım? Evet oradaymışım. Floater, floater, floater. Pekala bir tanesi yükseldi bile. Umut Doğan kimseyi görmüyor. Nerede Dedaycı arkadaş? Abi Dedaycı tektonik yukarıda uçan adamı ben diyor yüz... Pardon bu, aa, öbürünü göremiyor. Ama bu da mı flying?
Bu da flying değil, değil mi? Diğerini göremiyor musun gerçekten ya? Göremiyor havalananı. Buna tektoniki harcamak istemiyorum aslında ben. Okey. Yani başkasıyla o işi yapmaya çalışmak daha iyi olabilir. Mesela şeyle, Umut Doğan'la roket atmak için de diğerinin yerini bilmiyoruz ki. Umut neredesin? Umut Doğan. Buradasın. Buradan bir yerden o adamı göreceksindir. Buradan görecek misin? Şimdi bu buradan göreceğim diyor. Göreceksen gel abi. Diğerini bana görmeye çalış. Sen de %100, %96. Peki at bakalım. Shred'i de var. Shred önemli tabi. Fasih'in tabancası bile belki çalışabilir. Komutanım seni en son oynayacağım. Tuna'yı burada açıkta Overwatch'a bırakmak gibi planım var benim şu anda abi. Smoke altında tabi. Buradan göreceğim diyor Günüşen. Roket atmayacaksam bence güzel bir yer burası. Bundan sonraki roket atmaya da, yani bu encounter'ın roketini atmaya da yeter. Bu yukarı uçan herif nereye gitti acaba? Stormtrooper vur şunu. Kapının orada bir yere çıktı. Evet, yüksek bir yere çıktı. Şimdi Rookie'cim sen oynayacaksın ama Fasih senden istediği... Abi Overwatch Lightning Reflexes olmayınca... Fasih'in de bu arada şeyleri var. Smoke'ları var. Komutandan yapabileceğimiz şey... Gerçekten Tuna'yı burada Overwatch yapmaya ne diyorsun abi? Açıkta, smoke altında. Yani sadece o uçan için mi? Veya diğeri için. Uçtuğu için. Ona Overwatch en güzel buradan olur gibi geliyor bana. Dead Eye'dan olur yani. Çok mu riske giriyorum? Bilemedim ya. Hani bir yere girip yarım cover'da olsa oradan Overwatch ama yapamayacak ki. Niye Overwatch için? Gatling laser abi bu. Move edince ateş edemez. Overwatch da yapamaz. O yüzden açıkta durup durmamayı düşünüyorum canım. Başka neden açıkta durayım? Deli miyim? Ben Tuna'yı öldürmeye mi çalışıyorum yani? Bilmiyorum abi, olabilir. Komutanım gel buraya. Senden atmayalım. Fasih'ten atalım. Bu şeyi. Smoke'u. Senin smoke'un crit ve will veriyor bu arada. Şeyin smoke'u. Aha, komutanımızın smoke'u. Abi şuraya at bunu. Tuna'yı harcıyor olabilir miyiz ya? Yok hani bayağı mesafe vardı hani. Sinan atan her şeyi yap. Rookie içeriye Fasih'in yanına kaç. Aa komutan nasıl oynadı bunu böyle? Ha Fasih attığı için tabi. Doğru, bu yüzden Fasih'ten attım zaten. Komutandan Overwatch. Buradan Overwatch. Bakalım Tuna'yı öldürdük mü? Sinan Atamer %47. At şunu Sinan. Öf. Attı. Attım mi? Evet. Burnumun dibine. Haydi. Tuna. Tuhoho. İşte Dead Eye. İşte Dead Eye gerçeği. Bir tane daha mı var? Tuna yürü be. %45 mi ne, öyle bir şey diyordu. 59. Oh. Abi o ses neydi? Mektoid. Mektoid miydi o? Bir şey büyük toid. Abi evet. En kötü ihtimalle muton ama bence mektoiddi. Umut Doğan'ın Shred'i tekrar çalışsın. Buradan içeriye de bakabilecek galiba. Gel abi. Bu silahın yakından atma problemi yok değil mi? Bu XCOM 2'de mi? Hep karıştırıyorum. At bakayım. Oo. Çünkü aggression'ı var abi bu adamın. Kritliyor yani. Burnuna attı. Şimdi movement'a devam etmiyorum abi. İçeriye doğru. Evet abi şimdi. Papi Sinan şuraya bir buraya bir çıkacağım ama. Herkes şu anda cover'da. Tamam. O içeriği biraz görmemiz lazım. Evet. Bir şey gördük mü görmedik. O zaman Tuna. Çok güzeldin abi. Şimdi sana seçtiğim yere yerleş. Bir plan yaptık baştan. Stormtrooper Günüşen de yanına gelsin. Siz kıpırdamayın. Sinan. Ha burada şey var. Covering fire var bu adamda. Güzel. Overwatch yap sen. Rookie seni hep kanatta tutacağım. Kanadı tutmak için. Rookie ben burada... Ha yok, kanatta tutmayacağım. Rookie'yi kenarda tutamayız abi. Rookie adam yakalamaya gidecek. Demin bak aklıma gelmedi. Umut Doğan'la atmak yerine Fasih'le atıp buradan şey yapmalıydık. Arc Thrower. Takımı yeterince tanımıyoruz abi. Okey.
Yani rahatlıkla o adama o adamı yar, yani alır mıydık bilmiyorum ama yaralardık ve Arctur Over deneyebileceğimiz bir durumdu. Neyse, neyse. Daha, unutmayalım yani. Komutanım daha... seni de seni bir yere alamadım. Şuraya koşup adam tetikleyeceğime eminim. O yüzden abi gel böyle hiç riske edemedim. Burada da cover yok ama inşallah kimse görmüyordur. Fasih bekle abi burada bir dakika. Riske girmeyin arkadaşlar. Light Mission ne demek? 12 kişi mi demek? 9 türe 12 miydi? Gerçekten XCOM 2 ile XCOM 1. Abi hem Cyberdisk hem Mektoid sesi duyuyorum. Bayağı Light'miş ya. Yani o galiba Cyberdisk'ti, o da galiba Mektoid'di. İki tane ses duydum. Peki Rookie. Scout'um yok abi. Çık. Hazır mıyız? Bayağı hazırız. Olduğu kadar. Evet. Tamam. O zaman Umut Doğan değil de Fasih tabii yakında daha öne. Fasih'in bu arada Will to Survive falan var. Bu adama engineer derken hani biraz engineer bu adam. Komutanım gel buraya. Abi yavaş. Şu meldi alacağım. Diğer meldi hiç acele etmiyorum. Bu meldi almaya çalışacağım. Umut Doğan da burada. Reload yapsın. Sakin olun çünkü risk çok kötü yani hikaye. Tuna Erçetin. Luck'ın load'un var. O zaman Luck'ın load'lu büyük gunner'ca güzelmiş ha. Yani ama yok değil. Reload edip atış edemez bu adam. Veya overwatch yapamaz. Tuna'ya ne yazmışız bir bakabilir misin abi? Herhalde o zaman Tuna'ya soul gunner yazmışız. Herhalde öyledir yani. Günüşen yapar. Günüşen de Luck'ın yani... load'lu. Yanına bir şey yazmamışız. Klas yazmamış mıyız? Yani Gunner Overwatch yazmışız. Evet, Overwatch. Tuna Erçetin'den bahsediyoruz. Evet, evet. Mi? Ama Overwatch'u yani büyük Gunner için çok iyi bir fikir değil. Onu oraya bir soru işareti bir şeyler koy. Bir daha düşünelim herifin level'ı gelince. Çünkü büyük Gun'la Reload Overwatch yapamıyor bu adam. Şu anda böyleyiz. Evet, evet. Gülüşen hazır mısın? Aha shred etti. Aa, Umut Doğan'a bak. Umut Doğan mı? Tektonik mi o? Birisi shred etti. Kimi? Cyberdisk'i değil mi? Evet. Herkes attığını vuruyordu. Derken. Jinx. Jinx tabii hemen. Ateş etme. Abi. Holo target eşliğinde. Buna nasıl kombolar? Yalnız meld gitti. Meld'i alamadık. Çünkü abi, hayır roket meld'in atacağım. Meld'in ayı var. Hayır, roket atacağım çünkü oraya yani. İki shredder. İki shredder, iki normal roket var Gülüşen'de abi. Meld'e belki shredder vurmaz ya. Ama shredder az damage vurmayacak mı? Ve zaten shred edilmiş. Shredded değil mi? Adam shredded değil mi arkadaşlar? Yani. Yok kimi shred ettiniz peki? Şeylerden birine mi? Kimi shred ettiniz oğlum? Arkadaki bir Allah Allah. Shredded demiyor abi adamın üzerinde. Enemy exposed artı 50 crit. Bir tane çok sağlam vurabilen adamımız abi. Bir de heavy şey meklere vururum diyen bir adamım vardı benim. Umut Doğan adında. Yok mu? Bunu düşünmedik mi bu takımı kurarken? Abi bundan sonra ha Mehmet Günüşen öyleymiş. Tamam. Mehmet Günüşen'in Heat Warheads'ı var. Roketlerim iyi. Abi ben normal normal roket mi atayım diyorsun? Bence evet abi. Hani... Shred değil galiba adam ona rağmen. Peki ama atıyorum. Hani açıkta expose. Ve Heat Warhead. Aha. Ve Meld'e gelecek. Gelsin abi. Günüşen bunu vur. Meld'e de gelmedi dedi. Ha? Bayağı. Cyberdisk kapandı tabi. Şimdi kimim ben? Den önce. Bundan sonra yapacak bir şey yok. Arkadaki drone'u öldürmeniz lazım çünkü şey yapacak. Tamir edecek. Tamir edecek. O yüzden Atamer drone'u görmüyorsun. Başkasını şuraya gelip tetiklersen çok korkunç olur. Buradan drone'u görecek misin? Göreceğim diyorsun. Gel şu drone'u öldürün abi. Drone'u öldürün ve Cyberdisk'i suppress edin. Budur sizden istediğim.
Bu galiba Shred'e dolandı bu arada. Herhalde hani biri oldu. Komutandan üstümüze bir şey atacağım abi ben. Smoke. Hı hı. Kim suppress ediyor? Tuna suppress edecek. Edemiyor Tuna suppress. Edemiyor Tuna suppress. Peki Umut Doğan suppress edecek. Umut Doğan buradan birini tetiklersen sen ölürsün. Burayı suppress et abi. Ayrıca Overwatch da yapacağım Tuna'dan. Ve çocuğu da Rookie çocuğu da bir adım yürüyeceğim. Meld'e ulaşmak üzere. Tetiklersen Fas'ı kaçabiliyorum. Okey. Bu biraz ekstra risk olacak ama. Evet. Gitme mi? O kadar mı diyorsun? Gitme mi diyorsun? Hani o öndekini bir adım git bari. O yarı cover'a değil de şuraya kenardan. Buradan ama bir dahakinde oraya erişebilecek mi sence? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Allah büyük. Büyük. Ben bir de holo target dedim. Riske girmeyeyim deyip ondan sonra riske girmezsen ne anladım derken bak Sinan beni tanıyor. At abi tabi at. Bu adam ne zaman damage yedi ya? Bu adam holo target'la beraber damage yedi. Şu anda bir daha vurulursa ölür. Ölürse de ölür. Smoke'u ben esas çocuklarımı korumaya atıyorum. Rookie kusura bakma ama atamıyorum. İki gruptan birini atacağım ya da hem Fasih'ten hem ondan smoke atacağım. Burada çünkü bak bomba yemeye ne kadar müsaitiz. Bir dakika lan ne yapıyorum lan ben? Bu Cyberdisk bomba atan bir şey değil mi abi? Bilmem bakıyor mu? Atıyor vallahi ya kuyruğundan çok... atıyor akrep gibi. Şşş, ben bari komutanı çekeyim. Birini çekeyim bari. Aa komutanım öyle, öyle değil lan. Löp diye ön atlayarak. Abi nereyi koruyayım? Low cover'dakileri koruyayım zaten soru mu bu? Vay anasını ya. Aşağıdakileri de korumaya atayım mı? Çok fazla smoke harcıyor muyum? Yok abi yok hani. Atma diyorsun. Atma. O zaman şöyle gel abi Fasih ne olur ne olmaz. Oyna bakayım ne yapıyorsun? Disk. Rookie'yi öldüreceksin değil mi? İndi. Rookie'yi öldüremezsin. Hayır. Bomba attı. Rookie'yi öldürdü. Yok etti Rookie'yi. Meld'i de alamazsınız dedi. Rookie'nizi de Arcturover'ınızla yağdırdı. Saydırdı. Arcturover'ı ilk başta kullanacaktık abi biz. Peki. Ve şey hala göremiyor. Tuna hala göremiyor. Ölmedi abi tabii. O önemli olan şey ölmedi. Bırakmayacağız çocuğu hayır canım. Komutan gider alır onu ama önce şunu öldürün. Senin sadece warheadlerin mi hit? Evet roketler. Abi madem Meld'i alamıyorum bir roket daha atıyorum diyeceğim ama Mektoid sesi de duyduğum için. Ve galiba bu adam Shred olmadığı için ben Shredder roket atıyorum. Hem Shred ederim hem de Mek herhalde hit warhead burada da çalışır. Yani. At bakayım ne olacak. Roket. O da roket bu da roket. Explosive diyordun. Bu da roket. 5 vurdu evet çalıştı. Normalde 7 vuramaz Shredder roket yani. Çocuğa da yani. Gelmedi. Bak bunu rokete atarken onu düşünmedim ben. Çocuğa gelir mi diye düşünmemiştim açıkçası. Abi artık çocuğa bir şey gelememesi lazım. Çocuk ölmedi abi. İşte tamam. Yani... Yo geliyor ya. Yerde yatan adamları geliyor. Geliyor. Bir de bu patlıyormuş. Şimdi çocuğun başına komutan koşarsa kimseyi görmezsem basarım. Ya da koşup Fasih ile emirle Meld alınmaz değil mi abi ayıptır. Evet abi o kadar. O kadar da macerlik. O kadar da değil yani hani. Peki komutanla geliyorum çocuğun başına. Bir şey varsa kaçarım. Yoksa medikiti basacağım. Umut kurtar çocuğu. Kim acaba bu çocukcağız? Bu arada artık bütün patronlar bittiği için random attığımız evet. Çok şey izleyicilerden arasından bir liste yaptım. Çok dedicated YouTube izleyicileri arasından onlardan birisi bu bir de. Oo, evet güzel. Ama bakalım hangisiymiş. Artık abi bir durun. Meld'i de kaçırdık. Hiçbir acelemiz yok.
Sinan, reload. Lock and load'un yok. Fasip bekle abi. Durun abi. Mektoid. Peki. Duyuyorsun değil mi abi sesi? Duyuyorum, duyuyorum. Nereden geldiğini anlamaya Ben de anlamıyorum. Da. Stabilize dışında revive yok değil mi bu oyunda? Varsa da bende yok. Umut ya. Doğan. Abi dikkatli tank olarak. Low cover ama. İki tarafa da cover. Peki komutanım. Sen dur komutan, komutan olarak delirme. Fayus gel. Kırmızılar öne abi. Komutanı niye öne çıkarıyorsunuz? Papi Sinan sen de kırmızısın. Hiç değilse... Ne dersin? Yukarıdan mı gideyim aşağı ineyim mi? Yani eğer sol taraftaysa yukarısı çok uzak kalacak. Evet yoksa buradan yukarı tekrar çıkabilir. Gerekirse. Mehmet Günüşen buraya. Tuna'da hazır kimse yokken buraya. Reload de edin abi işte. Günüşen Overwatch yap. Komutanım sen de bir yere gir. Gir Umut Doğan'ın yanına gir. Umut Acar Umut Doğan yan yana. Umut Doğan sen reload et abi zamanıdır. Senin lock'ın load'un yok. Lock'ın loaded dedi ama aslında yalan söylüyor. Fasih keşke sana lazer pistol alsaydım ya. Shotgun'lara lazer pistol almayı ihmal ediyor. Aha. Burada tabii ki. Gülüşen nerede? Öbür tarafta. Gülüşen. Ses yaklaşıyor duyuyorsun değil mi? Evet. Koşarak hard cover'a girecek tehlikesiz bir yer yok. Bir gidip bakacağım abi. Kimseyi görme, görürsem görmezsem ona göre oynayacağım. Şuraya geleceğim. Tamam. Büyük ihtimalle göreceğim bu arada. Bence de. Yani ortadaki ağacın arkasında gibi hissediyorum. Bakalım. Ben. Görürsem de oynayacak zamanımız var. Evet. Advanced Fire Control'la Overwatch yaptı bize. Ne demek acaba? Bilmiyorum ama suppress edebiliyorum. Onu biliyorum. Yalnız Lightning Reflexes yok. Fasih bu hareketleri yaparken buralarda Overwatch yiyeceğim diyor. Şimdi bir kere suppression'ı hemen yapıyorum. Mı? Bu sektoide atış etsem kaçta vuruyorum? 74. Bir dakika o kadar değil. Tuna'nın atış edebileceği bir mesafe yok. Tuna'nın atış edebileceği bir yere gelmesi lazım. Günüşen'in bir dahaki round roket atması lazım. Evet. O roketi en güzel Fasih'in olduğu yerden atar. Değil mi? Evet. Yarı cover. Güzel. O zaman Fasih smoke grenade'in var mı abi senin? At. İkinciyi niye atıyorsun? Elinde smoke grenade olmadığı halde ilginçmiş. Grenadier olduğu için. Her türlü grenade. Ha. Abi Fasih kendi ayağına ninja bombası atıp kaçabiliyor şu anda. Böyle bir insanmış meğersem Fasih. Bir de suppress edersem acaba Fasih'i buradan kaçabilir miyim? Çünkü Fasih şuralara kaçmayı, yerine birini gelmeyi, burayı suppress etmeyi falan düşünüyorum. Ama bu harekette ne diyorsun yani? Bu herifi suppress edeyim. Suppress'e ateş edecekmiş gibi bir his var Advanced bende. Advanced Fire Control yüzünden mi diyorsun? Evet. Deniyorum abi. Ya da peki tamam. önce şeyi atıyorum. Önce smoke'u atıyorum. İkimizi de alayım. Bunu da. Tamam. İkimizi de alan bir smoke attım. Buna da ateş etme artık. Phalanx armor'lar bu iki adam işte. Bizim en iyi zırhlı adamlarımız bunlar. Baksana 5 zırhı var bu herifin. 5. Daha adamım yok benim 5 zırhlı. Suppression. Tamam. Smoke ve suppression -50 falan veriyor olması lazım. Bir de abi atma artık. Atma artık. At da vurama. At da vurama daha doğruydu. At da vurama daha doğruydu. Günüşen ne? Koşarak buraya gelirken atacak bu herif mi? Atacak mısın? Bir yerde atacak mısın? Fasih o adamı görüyor muydu? Aslında soru bu. Daha güzel bir soru bu. Görmüyor galiba abi. Hmm. Günüşen koş. Ölmedin inşallah. Komutanım. Şu anda bomba atıyor mu acaba Mektoid ya? Sinan Atemir'in covering fire'ı da değerli bu arada ya. Bu arada sektoidler tamamen ignore ettik ama hani iki de sektoid var. Ve onlar bu herife
Mind Shield verecekler. Onları öldürmek zorunda kalacağız. Kaç adam öldürdük biz? 7. Bir pod daha olabilir herhalde. Büyük ihtimalle. Aha. Evet. Sinan Atamir buralara koşmak gibi delilikler geçiyor içimden şu anda ama. Delilik değil mi? Biraz. Yani sağ tarafa çok gitmeden birini meydanın dışından, sokaktan gidip flanklemeye... Abi başka pod varsa ne yapacağım? O tarafta yoktur diye tahmin ediyorum çünkü orayı... Ama artık bu round olmaz abi. Bu round bu kadar oynadıktan sonra artık cevap veremem yani. Buradan atıyor musun atmıyor musun? Soru bu abi. Buradan atıp atmadığını bilmiyor olmam hoş değil bu mesafeden. Ama daha ileride bir yer... Ha, Umut'un olduğu yere gelebilirim. Geleyim hatta ya. Gel abi ya. Bayağı mesafe var. Çünkü. Evet ama Umut'u buradan alıyorum o zaman. Umut'u koşarak Fasih'in yanına gidiyorum. Şuraya hatta gidiyorum. Burası daha iyi. Tamam evet. Sokak. Sen burada Overwatch yap. Sen abi emin değilim o yüzden buraya gel. Galiba bu sefer becerdi. Sektoid oynuyor. Sinan at be. Papi. Atamadı. Abi oynadı herif. Abi o 91'di o. Ay. 91'di o ve opportunist bu adam. İkinciyi de atardı. Ama abi ne diyeceğim ben sana Umut. Bak iki atış. Allah'ım. Advanced Fire Control Overwatch arkadan şey desteği. Gülüşen oraya roket atabiliyor musun? O arkadan. O herifin onu yap. Bak şurada bu herif. Blocked. Blocked abi. Yok o... Ama Shredder doğrusu herhalde olacak. Değil mi? Sonra arkadakilere nasıl müdahale edeceğiz? Bu adamın Overwatch'u varken. Abi şimdi Mektoid'e Shredder attığında o tepedeki iman kalkanına takılmayacak mı? Takılacak ama Shred olmuş olacak. Ha Shred olmuş olmayabilir mi diyorsun? Yani bilmiyorum. Yani bilemiyorum. Ben de bilmiyorum. Tuna bir kere o herifi görüyor musun? Abi görmüyorsan çok fena. Görmüyor. Gerçi bu durumda bunlar da bizi görmüyor. Zeki Müren de bizi göremiyor demektir. Buralara gelmemizi sağlar. Şuralardan senin demin istediğin şeye benzer bir şey. Ben bir papiyi buraya bir geleyim. Tamam. Öbür meldi gördüm. O kadar diyorsun. Şuradan AP granadim var. Bu sektoidi yaralayabilirim. Şurada bir sektoid daha var çünkü. Ya da bu adama tabii atmak daha doğru bütün granadilerimizi. Disco'nun atışı da şırad ediyor. Bunu atıyorum abi ben. Sonra ama suppress edecek adamım yok. Bir dakika ne yapıyorum ya? Suppress edecek abi, adamım kapıda, yok. Kapıdaki adam solda. Kimdi o? Fasih evet. Şimdi Fasih buradan düz ilerlese Overwatch'u yese ya çünkü böyle standoff durumunda bunlar kazanır. Kazanır. Oradan... Adamı suppress edeceğim. Bu herifi suppress edeceğim. Tamam. Bir daha yok suppress'im. Son suppress'im bu. Tamam. Ben bu adamı suppress ettim. Shred ettim dedi ama bence yalan söylüyorsun. Fasih'e tekrar o zaman smoke atıyorum. Son smoke'um. Fasih'in o... Abi şu flashbangler olsun o sektoidlere nasıl yakışır aslında değil mi? Şöyle bir smoke at abi buraya. Değil mi? Tamam. At bu smoke'u komutanım. Fasih çık diye bağırdı. Fasih'in en azından zırhı ve hit point'i var yani hani birazcık da olsa. Overwatch'u niye yemeye çalışıyoruz? Biz Overwatch'u yemeye niye çalışıyoruz? Abi Overwatch yemeye çalışmıyoruz aslında şey arkadaki sektoidi flankleyip indirmeye çalışıyor. Rus'un. Abi bayağı yaklaşabiliyorum. Yani işte yaklaş bombayı göm. Bakalım ye bakalım Overwatch'un abi. Overwatch yemedim. Yemedim. Adamı gördüm bu arada. Diğer sektoidi de gördüm. Diğer sektoidi buradaymış.
varmış. Papi. Atabilirim diyor. Peki bak, iyi ki bakmışsın Fasi. Scout olmayınca Fasi scout oldu. Bu herife ben bunu atarım diyor Fasi. Sonra görüp kim öldürür bilmiyorum. 3 damage vuracağım diyor. 3'ü vursa bile kritlemez herhalde. At bakayım. Konsantrasyonunu kaybet falan diye bir şey var mı bu oyunda? Yani 3 damage yerse... 3 damage yedi vallaha. Konsantrasyonu bozulmadı. Devam abi. Mehmet Günüşen roket atacaksa tabii. Papi oraya bunu yetiştiremiyorsun değil mi? Ah, yetiştiremiyor. Mehmet Günüşen roket atmak yerine o herifi tüfekle ateş etmeye gelebilirim bir yerlere. Nereden göreceğim adamı? O, buradan görüyor. Buradan görüyorum diyor. Kavırsız. Bunu denersek, o herifi öldürürsek bundan sonra ne yapabiliriz? Mektoid, mek tabi de aynı zamanda sektoid mi? Flashbang'den etkilenir mi? Bunları bilemiyoruz. Bunları bilemiyoruz. Ne diyorsun Gülüşen'in bu riskli hareketine abi? Abi bence onu yapmak lazım. Burası smoke'da değil. Bir smoke daha atabilirim. Öteki taraf. Buraya tabi buraya. Smoke. Burası smoke mu bilmiyorum. Gel Gülüşen. Yiyor musun Overwatch? Kimse niye Overwatch atmıyor? Neden Overwatch atılmıyor? Gülüşen bunu vur. Vurdu. Neden? Buradan Overwatch yapacağım abi. Tek çarem o şu anda. Hani aslında tek çarem o değil. Bu adam shredded. Ben damage deydi arkadakini bulduğumuz için. Evet. Hem kalkan kapandı hem damage. Şimdi shredded olarak ben bu bombayı atışa atarsam bu sektoid beni flankler. Ve kötü olur. Ah. Bu da olmuyor. Emir verebileceğim kimse yok. Kimseyi görmüyorum. Kötü bir yermiş komutan için orası. Emir veremediğim için. Maalesef. Maalesef. Abi Papi ile oynayamayacağım. Papi'yi burada bırakma. Kamam flanklenir. Bu yüzden Tuna'yı buraya bir yere çekiyorum. Bir dahaki rounda artık bari atış edeyim diye. Aha. Görüyor oradan. Evet. Papi'ye de başka bir şey yapacağım. Burada yanım açık. Ha, Papi ile bu adama bomba atıp 4 atmayı umabilirim. Ne dersin? O kesin 3 gelir abi. Yani Papi dumanın içinde bir yere girsek. Yani olur tabi. Papi aslında burada bu kanadı tutmak için buraları almak daha doğru. Ama dumanın içinde yerde kalmadı. Böyle gelebilirim. Ama bu sektoid az sonra iman kalkanı açtığı zaman bu sektoide müdahale etmek istiyorum. Aha. Bir tane seçenek var. Papi ile overwatch yaparım. Covering fire ile sektoid geldiğinde 16 eder. Sektoid çıkıp bana atış etmeden ben 16 ederim. Ama buna ne kadar güvenilir bilmiyorum. Bilemedim abi yani sen seç. Ben el bombası atmak istiyorum. At o zaman. Papi ölme olur mu? Riske girmeyin derken tam ayağının dibine. Hadi Papi. Hadi Papi. Hadi Papi. Yürü be. Başarılı Papi. Son. Komutan oynuyor. Emir verebileceğim bir yere komutanım. Ama smoke içinde. Şurası. Güzel. Kimseye overwatch yapmamasını ben anlamadım. Umut Doğan'a %1. Çok güzel. İsteyebileceğimiz en iyi şey oldu. Evet. Elinde heavy plazma var ya. İki tane. İki atış. Leveller. Günüşen'in önündeki mezar taşı buna dayanamadı. Yani. Ben de dayanamazdım. Haklı. Şimdi Umut Doğan. Sen Shredder'sın. Abi ateş açıyoruz. Bu arada heal mi olmuş? Yok. Yok. Dört. Arkadaşlar bu adamı öldürün. Öldürün. 8 gerçekten. Ve 8'e rağmen o bar ne kadar da yüksekte. Sinan Atamer tek atış yapabilecek maalesef. Tuna. Hadi Tuna. Kritleyemedik. Bir daha shredded. O ölür değil mi? İyi abi, hani hepimizi vuracağını umuyorum. Fasih'in shotgun'ı.
Hadi Fazil. 15. 30. Son mermide ölecek galiba. Komutanım. 86'yı riske etmeyip yaklaşıyorum. Artık açığa çıkıp neredeyse üstüne yürüyerek yani hani. Damage kaç vuruyor? Belki emirle başkasına attırabilirsek daha güzel. 5 iyi ya. 5 fena bir damage değil. Artık üstüne artık sürüp... Artık yorumumuz olsaydı şimdi şey yapardık. Ne yapardık? Yakalardık Mektoid. Mektoid yakalayabiliyor muyuz onu bilmiyorum. Bilmiyorum bu arada. Gerçekten yakalanıyor olabilir. Acaba Arcturover yiyor mu? Hadi papi. 120 experience yalnız. Bu arada. Patladı mı o? Bak ya, patlıyor abi bunlar. Abi. Bir tane meldi de zamanla aldık. Zaman sayesinde aldık. Jaipur yani... India. Abi şey... Ne diyorsun yani, görev hakkında? Ben belki bir hatamız oldu. Şey, Rookie ile Arcturover'ı en başta kullanmamak. Evet, ama... evet. Onun dışında zaten zor bir görev abi. Cyber diskler. Ya gerçekten kötü gidiyor campaign abi. Evet abi. Hani artık Light değişine inanmamak lazım. Evet, geri düşüyoruz. Elimizdeki şeyler Light'la başa anca başa çıkıyoruz bak. Evet, elimizdeki evet. Donanım Light'la anca başa çıkıyor. İşler kötü. Ama elinize sağlık. Sizin suçunuz yok. Morbid Calm. Bu adam kimmiş diye bakacağız ona tabi. Hikaye boka sarıyor. Ben anca Light'la başa çıkabiliyorsam. Evet abi. Ve iki ayda bir şey veremiyoruz dedik. Bu arada uçak uydu kaybettik filan. Fasih level atladı. Hardcore adlı Sinan. Hardcore olmaz. Sinan. Şimdi bazı adamların nicki Papi'dir. Ha bu adam tactical 51 gün. Ama tactical istiyorduk. Tactical çıktı. Infantry yaparız diyorduk. Onu da kim olduğunun zarını atarız. Ne getirdiniz? Floater Corps. Bir floater yakalasaydık orada olabilirdi. 55 mel değilmiş. İlk Mektoid'di değil mi bu abi bizim? İlk Mektoid'di. İkinci Cyberdisk'ti. İkincisi. 160. İlk Mektoid. İlk Mektoid, ikinci Cyberdisk çıktı. Panic in India has decreased. Pekala. Arkadaşlar elinize sağlık. Biz bakalım bir level adamımızın randomını falan atalım. Ne olacaktı? Efendim aramıza Sinan katıldı. Overkill Sinan geldi. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk. Bu adama geldi ve çok mantıklı bir şey söyledi. Arda Karaduman çıktı random'da. Söylemiştim mission içinde. Şimdi patronların tamamını asker yaptık. Hatta bazılarını öldürdük bile şimdiden. O konuda iyi gidiyoruz. YouTube'dan çok dedicated izleyicilerimizin arasından şeyler askerler almaya başladım. Bunlardan ilki random olarak Arda Karaduman geldi. Hoş geldin Arda aramıza diyorum. 51 gün yatacağı için dedik ki infantry oldu. Zaten infantry olur diye almıştık ama onun dışında kalanını 51 gün sonra düşüneceğiz. Bahreynli Arda Karaduman seni 51 gün sonra yapacağım. Papi'nin bunlar kendi kendilerine verilmiş değil, alınmış. Alınmış nicklerdir. Aynen öyle. Yani hani şimdi adamın XCOM nicki diye bir şey var. Bir de bu adamın gerçek hayattaki nicki var. Bu Papi gerçekten. Biz adama Papi diyoruz. Sinan'ın nicki Overkill gerçekten. Bunlar gerçeklerin gerçek nickleri. O yüzden hakkıdır. Şimdi Barış ne yazmışız abi Sinan Atamer için? Opportunist herhalde. Biliyorum. Çünkü Covering Fire diyor. Eliminate değil. Evet. Opportunist. Keşke Ranger'ı olabilseydi. Ne yapalım? Peki Papi eline sağlık. Dövüştün, çıktın önlere. Senden beklenen şeyi pek yani biraz yaptın. Fasih Sayın çılgın... Aa Burçin level atlayamamış. Fasih Sayın çılgınlar gibi önlere çıkan adamımız. Phalanx Armor. Ben zaten böyle bir adam. Bu herif hep böyle geçsin. Fasih'in level'ı için ne denmiş abi? O zaman Mayhem'den devam ediyorum. Artı 2 patlayıcılara da her zaman güzel tabii. Fasih'cim iyi gidiyorsun. Ellerine sağlık. Böyle devam et. Rusya Avrupa ülkesi beni ilgilendirmiyor. Beni Asya ülkeleri ilgilendiriyor. Rusya bir Avrupa ülkesi olduğu için... Beni ilgilendirmez. Alien Computers nerede? 10 tane Timmen'den 4 River Scientist vereyim. Al abi. Nijerya zaten al. Nijerya'ya canım feda. Al abi. Ters bir şey yok değil mi? Veriyorum. 6 tane kalıyor. Zaten Nijeryalılar istiyorsa. Nijerya is on the brink of several major medical advancements. Tamam. Yaşayın. Yaşayın. Ne varsa Nijerya'da var ya. Large. Nerede? Afrika, Nijerya'da. Afrika'da. Large inmesini, abduction için inmesini umuyorum. Her şartta kendi halinde inerse giremeyiz. Abduction'a inerse çok güzel olur. Scan bakayım. Yok, düşürmek değil.
Large UFO indi abi. Large UFO'lar inip duruyorlar. Annemin evinden uzağa indiğini. Bak Nijerya şurası görüyorsunuz. Burası annemin evinden uzak. O yüzden beni ilgilendirmiyor. Meriç Mercan döndü. Heh, sen bundan bahset abi bana. Bana bundan bahset. Nexus'un ışıkları. Nexus'un ışıkları sönmeyecek. Buradan Gauss... 8 power mıymış acaba, merak ettim. Ben de merak ettim. Buradan ne seçeceğimizi değiştirecek mi o? Pek değiştirmeyecek. Advanced Aerospace Concepts. Ne diyor? Uçaklarımızla ilgili bir şeydi bu galiba. Diğerlerinden de bir şey yok zaten şu anda. Hadi Stealth Satellites. Bize çünkü oyunu kaybettirecekse satellite'lar kaybettirecek abi. Uçaklarımızı vuruyorlar filan. Peki kaç paraymış abi? 8 power mıymış gerçekten? Vallahi öyleymiş. Batacağız yoksa abi yani. Çok kötü biraz olacak. Biraz daha evet yani. Floater korpsları. Bu kadar tutucu olmamak lazım bu banka konusunda. Evet biraz şu anda kredi çek. Çekiyorum. 894. 2 Arcturver'ı 40 para veriyorlar. Çüş. Veremem abi. Çünkü kırıyorlar. Ve lazım o bana. Plot'u o ilerletecek. Yedek evet. Ama bu 894. Hadi 900 ya. Yuvarlak olsun. Değil mi? 900 para iyi bir para arkadaşlar. Hayır bu 900 parayı bir ay önce falan da büyük ihtimalle yaratıyor olabilir. Tahminen. Yani hani... Tahminen evet. Ama bu kadar sıkışacağımızı evet. Şey yapamıyordum. Evet. Şimdi bu parayı kullanarak şu parayı yükselteceğiz. Bir şekilde bu parayı şu parayı yükseltmeye. Bu da aynen, uydu yaparak evet. Uçak atarak filan falan. Sen bir tane daha Nexus yapsan şu anda yaptığın yanına zaten bitti. Yeter galiba değil mi? Kuzey Amerika'da kaybedilmiş. Doğru yani söylüyorsun. O fission generator'ı... Doğru söylüyorsun. Onlar güzel planlarmış ama yani. Yok yok haklısın işte. İki kıtayı kaybedince zaten. Ha belki Kuzey Amerika'yı geri alırız. Kanada'yı geri alabiliriz. O zaman bakarsın ha, mesela. Işte. Ama o zaman oraya uydu gerekecek. Kuzey Amerika'yı geri almayı gerçekten isterim. Çünkü bu uçak problemini sadece Kuzey Amerika çözebiliyor. Başkası çözemiyor. Ama haklısın zaten Avrupa'nın haline bak. Haklısın. Bize aslında bundan sonra bir uydu daha lazım. Bir. Bir tane daha link lazım. Ki orada bir tane daha satan Nexus yaparsan oradan kaç geliyor? 3. Hepsini alıyor abi. Hepsini alıyor. Oluyor, hatta tamam. United States'e atarak çok da büyük para da kazanmış oluruz. 160 diyor tamam. United States. Tamam. O zaman bundan sonra bir Nexus daha yapıyoruz. Sonra o Fission Generator galiba kurtuldu. Galiba kurtuldu. Kalan parayı... Peki uçak mı yapıyoruz yoksa hani o yoksa uydu yapıp düşenleri hiç uçak yapmayalım mı? Evet. Tane yap uçak ya. Bir veya iki tane hani orayı evet yani bir iki tane yapmamız gerekecek. Bir de hepsi yatıyor şu anda bak. Yani herkes yattı. 2 gün falan ne biçim 42 yok demek yani. O yok aslında. Yok evet. O yüzden Phoenix Cannon'ını ver bana. Olan birine takarım o Phoenix Cannon'ı ben. Bir de ya iki uçak yap bir de birazcık item yap. Armor yaparız birazcık da herhalde evet. Bir gün bekle de öyle bas yani. Evet bu uçakların parasını o uydular atılınca ödeyelim bari değil mi? Çok haklısın. Ya ayın birinde gelecek şekilde basalım evet. Uçakları diyorum. O uyduyu atarken uçakları da ayın son iki gününde atalım. Scan for activity sen gitsen annemin evinin üstünden. UFO landing site gidiyor. Çay içmeye adamları gönderdiler. Evet. Bir daha level çay içildi. Workshop'ta alloy tamam laser pistol geldi. Abi sen buradan ama şeyleri ver göre yapsınlar bir şeyler yapılacaksa şimdi mesela. Ya yetmiyor damage'in zaten yoksa. Yani. Evet tamam enhance edin. Çünkü biz gerçekten parayı yine uydulara gömüyoruz. Önümüzdeki ayda ve ondan sonraki ayda lazerdeyiz. Anca research gelir. Lazer dışında bir şey. Eloy'un çok zorlanıyorsak bitiyor. Uçaklara da weapon yapsak mı acaba? Düşünelim onu ama. Lazer cannon diyorsun. O icat edildi galiba bakalım. Barış ne dersin? İki tane laser cannon'a ihtiyacımız olabilir bizim de. O kadar 10 alloy eksiğimiz var yani aslında. Yani az önceki bu large UFO'yu düşürünce çünkü girebiliriz ama düşürmek de çok zor. Medium large değil medium düşüremedik. Medium'u ya. Medium evet. Biz şu ayı hayırlısıyla bitirelim de abi. Raven 7 avalanche misaliyle döndü. İyi döndü tamam. Orada kimseye Phoenix Cannon taktın mı ben? Takmadım. Yok daha yeni... yaptın. Evet, Phoenix Cannon'ı birine takın. Bu da böyle çok saçma. 7 gün ne lan silah değiştirmeye? Saçma sapan konuşuyorsun oyun. Oo! Hay Allah. Peki. Hay Allah dediğim parası yok. Yani bu şey yapıyoruz. Hayır işi.
Çünkü Avrupa benim umurumda değil. Hayırına Frankfurt'a gideceğiz. Pro bono. Pro bono mu diyorlar? Evet. Pro bono Frankfurt'a. Hayır için Frankfurt'a gideceğiz. E gideceğiz, ne yapalım değil mi? Uzaylı yakalarız belki. Kiminin parası, kiminin duası. Evet, duası ve uzaylısı. Belki uzaylı yakalarız. Haklı tabii adam. Biz bir takım kuralım. Efendim, Frankfurt'ta bir rıhtımda terörize eden alienlar var. Frankfurt rıhtımını kurtarmaya gidiyoruz. Biz bunu kurtarsak bile ne Frankfurt'u, ne Almanya'yı, ne Avrupa'yı kurtaramayacağımızı aslında için biz XCOM'da biliyoruz. Ama hayır için, kimisinin parası, kimisinin duası dedi Sinan. Onu güzel söyledi. Bir takım kurduk. Barış'ın takımı var. Elimizdeki tek takım, tek komutan Barış olduğu için. Kendisi geldi. Medikit taşıyamayan mediğimiz olarak Overwatch'umuz. O gelirse nehir de gelir dedik ki en son zaten terör mission'da iyi gitmişti ve bir krisalitten hit yiyip kurtulan ilk adamımız değil mi Nehir? Evet abi. Evet. Benim gördüğüm ilk insan. Evet. Krisalit kıza vurdu ve kurtuldu. O yüzden krisalitten anlar. Öne çıkıyor zırhıyla, close combat specialist ile falan. Yanında Ali var. Bu arada Barış, zırhlarımıza ne diyorsun? Zırhlar güzel ama onların tabii şey olması lazım. Değil mi? Onları... Biraz cuktaslı. Cuktaslı zırhlar. Şöyle böyle zırhlar işte. Bu bayağı cuktaslı bu arada ya. Ali'ninki hiç fena değil yani. Ali çok iyi ya. Cuktaslı zırhlı, iki şatkanlı adam. Abi iki tane roketçimiz var Barış. Zeki geliyor. Ve Eser Ayran geliyor. Senin roketçin olduğu için yanına verdim. Zeki de geliyor. Frankfurt'ta sivillere acımayacağız diye geldik. Güzel. Hasan Uzunoğlu bu arada şu lazer pistolü. Şimdi fark ediyorum ki Hasan'a vermek zorundayım. Çünkü Hasan'ın elindeki silah yakından çöp. Hasan Uzun var, arkadan geliyor. Aa, iki lazer pistolüm var. O zaman birini kıza verebilirim. Hasan Uzun geliyor. Sebebi de Hasan Uzun bana bir not yollamış. Bakın onu size okuyayım. Demiş ki, günlük girişi yollamış bir tane. Şöyle diyor. Sevgili günlük. Komutan tüfeğimi alıp yerine tüftüf verdi. Şu elindeki şeyi söylüyor herhalde. Marksman rifle'ı söylüyor herhalde. Fazla hasar vuruyormuşum, çok peynir yapıyormuşum, takımlar dengeli olsun diye yapmış. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra salak salak koşturarak atış etmemi istiyor demiş. Call sign olarak diyor bana Zeno seçmişler. Ve o günden beri de bana garip garip bakıyorlar. Zeno adı taktılar bana diyor. Cidden beni yabancıların tarafında sanıyor olabilirler demiş. Yarın diyor unutmayayım da miğferlerdeki, dürbünlerdeki otomatik hedefleme sistemlerini elden geçireyim. Oradaki Zeno yazısıyla benim call sign'ı karıştırmasınlar. Böyle bir kaygısı var çocuğun. Böyle bir sıkıntısı var. O yüzden de kendisi gelsin bu görevde ne diyorsa desin. Elindeki silahtan memnun değil ve Zeno, onu Zeno sandığımızı düşünüyor. Hadi kanıtla kendini o zaman, Zeno musun değil misin? Göreceğiz. Hasan'a da buradan sevgiler, saygılar göndermiş olayım. Bu günlük giriş için de teşekkür ederim. Diğer tüm destekçilerden ve karakterlerden de böyle şeyler bekliyorum. Ne güzel olur arkadaşlar. Takımımız böyle efendim. Frankfurt'a gidiyoruz Barış önderliğinde. Çok roket, çok şatkan, çok havok. Eğer bir şey atlamadıysam, hadi go. Bizim köklü çöp alır mı? Telefon açan bulur mu? Vergi kaçıran olur mu? Uzaylılar hoş geldiniz. Hayda var mıdır boş arsa? Rüşvetinen kara borsa? Bizde gelek veleş varsa? Uzaylılar